Masya var abi. Ve Ereğli'nin trafiğine de biraz katkı sağlamış olur. Artık trafiği biliyorsunuz yani. Park sorunu var, bilmem ne var. En fazla Ereğli'de park sorunu, ulaşım sorunu var. Artık Ereğli'yi de almayacağına göre şey biraz şehrin dışına doğru yayılacak. Yarın bir gün tüh keşke şöyle olsaydı böyle olsun denmesin. Yani daha önceden bu tarafa arabalar bile çalışmazdı. Şimdi artık şehrin işi oldu burası. Bir sene sonra da bakarsın artık merkez olacak burası. İnşallah noterci arkadaşlarımız da burayı sıcak bakmaları lazım. Bir an önce gelmeleri lazım. Vatandaşa hizmet. Ne demek bu? İlla ki para kazanmak değil, biraz da hizmet etmeniz lazım. Biz de bu taşımacılık sektöründe her zaman para kazanacak, kazanmadığımız zaman da olacak. Kazanacağımız için biraz da yatırım yapılması lazım. Burayı reklamında arkadaşlarımız bakıyor mu? Çok güzel olmuş. Hakikaten başarılar diliyorum. Bir an önce buranın noterinin gelmesi lazım, bankanın da gelmesi lazım. Samsun'la Düzce arası bir garaj sitemiz tek burada var. 38 tane dükkanımız mevcut, 5 tane hizmet binamız mevcut. Bölgede Baki Muhtar'la, Yeni Sanayi Müdürü'nle, Başkanı'yla beraber 400 tane şeyimiz de var. Böyle bir hizmet, yeni bir Ereğli'nin oluşumu ortaya çıkıyor. Kamusal alanda vatandaşın çarşı merkeze girince bir noter, bir banka ihtiyaçları söz konusu ve aşırı bir çarşıdaki 500 tane trafikten çektiği gibi, başkanın söylediği gibi bir kamu ihtiyacı var, bir banka var, bir noter ihtiyacımız söz konusu. Bölge halkının ihtiyacı söz konusu, bizim de değil yani bir yerde. Yapacağız şimdi, kooperatifi kurduk. Dolayısıyla oraya üye olan herkesin noterle kesin işi var. Üyelik devri var, taahhütnameleri var. Buraya noter şart, olmazsa olmazı burada. Burayı ayakta tutacak olan noter ve banka. Şöyle söyleyeyim. Elimizdeki genel dünyadaki çip sorunu en önemli sebebi bu. Bunun yanında internet ortamının artık araba alıp satmaya çok müsait olması. Eskiden insanlar sıfır bayilerden araba aldıklarında plakayı taktıktan itibaren benim arabam 10-20 bin lira tersine satar psikolojisiyle araba alırlardı. Şimdi tam tersine bayilerde sıra kuyruklar var. Bunlardan hepsi galericiymiş gibi basında yer alıyor ama ben buradan şunu da söylemek istiyorum. Şu an dolar ve altından daha çok araba yatırım aracı görüldüğü için çok kazanılan bir materyal olarak görüldüğü için binici olarak alıp satanlar da var. Yani haberlerde genel olarak galericilerin üzerlerine gidiyor. İşte galeri esnafı diyor binicilere yer bırakmıyor, araba alıp satıyorlar diyor. Tabii ki gereğinden fazla yükseldi. Olması gereken fiyatlar bence %50 daha altında olması gerekir. Geçen sene 100 bin liraya sattığımız arabayı bu sene tekrardan 200 bin lira gibi rakamlara geri alıyoruz. Bence şu anda satmalı. Yani ben doyum noktasına ulaştığını düşünüyorum. 2022 yılında çip sorununun da çözümüyle hükümetimizin de aldığı bazı tedbirlerle bu işlerin biraz daha rayına oturacağını düşünüyorum. Çünkü gereğinden çok fazla şu anda araba fiyatları yüksek. Çok büyük düşüşler olacağını zannetmiyorum. 200 bin liralık bir araba 180 bin liraya geriler. En fazla düşeceği budur. Bütün Ereğli, tüm Türkiye'de olduğu gibi Ereğli'de de bu ticaret dönüyor. Bu işi artık yapmayan da yok yani. İnsanlar araba alıp satmaya korkmuyorlar, çekinmiyorlar. Gayet kolay bir şekilde gelip ekspertizlerini yaptırıp internet ortamında da fiyat politikalarını belirleyip hem bana satmaya gelirken dersine çalışıyor hem kendi aracını satarken dersine çalışıyor. Zaten bu şekilde olduğu için bu kadar hızlı. Ya fiyatlar genel olarak her yerde hemen hemen aynı. Kışın biraz daha doğu tarafında düşer derlerdi eskiden. O da kar vesaire çok olduğu için. İstanbul'da da araba genel olarak çok olduğu için birbirleriyle rekabet yapabilmek için tabii aralarında fiyat farklılıkları oluyor. Ereğli'deki vatandaş da 5 bin lira ucuz alacağım diye bazen İstanbul'a gidiyor. Ondan sonra geliyor burada. Bize getirdiği zaman arabada farklı şeyler çıkıyor. Ya diyor ben orada sorduğum zaman bana bir şey yok dediler diyor. İstanbul'dan da ucuz alınan malların sonunu görüyoruz. Bence buradaki Ereğli halkı Ereğli'den tanıdıkları, bildikleri yerden güvendikleri ekspertizlere giderek arabalarını alsınlar. En azından karşılarında bir muhatap bulacaklardır. Bu konuda bu galericiler sitemizin de öncü olacağını düşünüyorum. Çünkü bugün burada yapılacak bir eksi yönetim olarak bize geldiğinde biz esnaf arkadaşımızda eğer bir eksiklik görüyorsak yönetim olarak da bunun arkasında durup uyarırız. Gerekenin yapılmasını da kendimizi takip ederiz.